Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sıcak bir gelişme yaşandı. Sıcak bir video, özel bir bilgi vereceğim. Belki de ilk defa benden duyacaksınız. Önemli bir transfer haberim var. Geleceğiz transfer haberim ama biraz önce 2-3 saat önce maç sonu videosu yükledim kanalımıza. Başakşehir maç sonunu değerlendirdim. Oyuncu performansları, hocamızın performansını değerlendirdim ama bir kez daha söylemek istiyorum. Oyuncu grubuna öncelikle teşekkür etmemiz lazım. Hocamıza teşekkür etmemiz lazım. Ben bir hafta önceki şampiyonu kutlamalarını düşünüyorum hemen aklıma geliyor. Çolumla çocuğumla geldim Trabzon'u kutladım, keyifli anlar yaşadım. 2-3 gün şehirde kaldım. O şehirdeki bayraklar, insanların üzerindeki coşku. İnsanlar Antalya'da yaşıyorum. Herkes formalı, Trabzonspor formalı birçok insan görüyorum. Gündüz gördüm, akşam gördüm. Maçtan sonra yemeğe çıktım, gene gördüm. Yani şunu söylemek istiyorum. Abi bize bunları yaşatan bir takım var karşımızda ve biz bu takımımızın her zaman yanındayız. Kötü futbol oynamış Mücadele etmemişler, isteksizlermiş ki şunun kesin ve kesin net söylüyorum. Trabzonspor takımının forması hazırlık maçı dahi olsa mücadelesizliği kabul etmez. Trabzonspor takımının formasını giyiyorsan kardeşim o formanın hakkını sonuna kadar vereceksin. Benim için tek 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 çıkar yolu şu oldu arkadaşlar şampiyon yaptıkları için. O kupayı Trabzon'a getirdikleri için ben takımımıza çok fazla yüklenmek istemiyorum. Ben mesela dönemimden biliyorum 1-0 2-0 kazandığımız zaman bu maç neden 3-4 olmadı diye bize sitem ettiğiniz zamanları da biliyorum. Ama hani ne kadar çok e, sevdiğinizi ne kadar çok benimsediğinizi atıyorum e, Uğurcan Çakır'ı sabah kahvaltınızda akşam yemeğinizde düğününüzde her yerde konuştuğunuzu biliyorum arkadaşlar. Abilerim kardeşlerim onun için sizlere de hak veriyorum ama Trabzonspor takımımız bu sene şampiyonluğunu yaşamıştır. Önemli olan biz ikinci devre evet katılıyorum. Çoğu arkadaşımız demiş ki bana bir, bir tane iki tane iyi oynadığımız maçı söyle demiş. Söyleyemem bir tane iki tane ha, bir tane anca çıkar şu anda ama hani söyleyemem kötü oynadık. Gerçekten kötü bir ikinci yarı geçirdik. Devre arası transferlerinde Vizca'nın dışındaki hiçbir hamlemiz bize fayda sağlamadı. Hatta zarar sağladığını düşünüyorum ben. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar. Trabzonspor takımızın ben hani bize bugünleri yaşattığı için 10 sene sonra ikinci bir şampiyonluk geldi ve bu sefer kupalı şampiyon kupa da geldi arkadaşlar. İkisi bir arada oldu. Onun için bırakın abi. Önemli olan buradan ders çıkartmak. Biz bu kadroyla ne Şampiyonlar Ligi'ne gideriz ne gelecek sene ilk dörde gireriz. Çok önemli transferler yapmamız lazım. Şimdi transferlerle alakalı çok sıcak özel bilgiler vereceğim. İlk defa bir isim, isim konuşulan bir isim ama ilk defa sıcak bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ben Antalya'dayım. Antalya'dan iki tane isim gene Kayseri'den bir tane ismin adı geçiyor ve birçok isim var aslında ama bu 3 oyuncu ile Trabzonspor takımımızın resmen görüştüğünün bilgisini vereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi Kayseri'de Onur. Hemen onun bir analizini çıkartalım Onur'u. Onur ileri geri çalışabilen, özellikle çizgi indikten sonra sağ ayağını çok iyi kullanan e, olgun, yurt dışı patentli, e, altyapısını yurt dışına almış ve çok önemli bir oyuncu. Kayseri'de tanıdığımız Arkadaşlarımız, hocalarımız var. Sorduk. Kesinlikle nereye giderse Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe bu oyuncu giderse oynar diyorlar arkadaşlar. Gücü, kuvveti, dinamizmi çok iyi oldu. Ritminin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Oyun görüşünün çok iyi, futbolu çok iyi bilen bir oyuncu olarak anlatıyorlar. Tabi onur almak kolay değil. Ama Trabzonspor takımımızın onurla birebir görüştüğünü bilgisini sizlere verebilirim. Gönül rahatlığıyla veriyorum hatta. Bu net bir bilgi. Şimdi onurun Trabzonspor takımıza gelecek evet ama... Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Alacağız yani gel, gelmesi muhtemel çok fazla istiyoruz. Ve Onur da bize karşı sıcak bakıyor. Ama şimdi Bruno Perez sakat, Serkan Hasan sakat. Bizim iki tane önemli oyuncumuz sakat şimdi. Hadi Serkan Hasan alternatifti ama Bruno Perez ne zaman döneceği belli değil. Serkan Hasan aynı şekilde 3-4 ay sonra dönecek. Bizim Şampiyonlar Ligi gibi ma bir maçımız var 2 ay sonra. Şampiyonlar Ligi'ne katılım maçı, tur, grup maçları var ama bizim Saabek'e mutlaka bir oyuncu almamız lazım. Artı ikinci oyuncuyu da almamız lazım. Onur Trabzonspor takıma gelir. Alternatif anlamında da gelebilir bakın. Unutmayın bizim çünkü gelecek sene Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın düştüğü hatalara düşmememiz lazım arkadaşlar. Bizim geniş bir kadro çizmemiz lazım. Bizim dansvillimiz yok. Puachımız yok. Vakayememiz yok. Sözleşmesi biten arkadaşlar. Sözleşmesi resmen tarihleri tabii ki de devam ediyor ama bugün 2021-2022'nin son maçı oynandı. Bunları da değerlendireceğim şimdi ama Onur'la alakalı Trabzonspor takımımızın girişimi var. Onur Trabzonspor takımıza gelirse hocalarının söylemleri oynar diyor. Hocalar derken tabi Hikmet Karaman'dan bahsetmiyoruz yani takım antrenöründen bahsetmiyorum ama Kayseri'de tanıdığımız hocalarımız var tabii ki de orada bir bilgi alabiliyoruz hani son durumu nedir nasıldır diye. Oyuncu isteyen takımlar var ama Trabzonspor takımına Onur sıcak bakıyor ve yönetimimiz de Onur'la beraber bir girişim içerisindeler. Şimdi Onur'u bir tarafa koyalım. Bizim takımımızda Vakayeme'nin durumu ne olacak hepimizin merak konusu. ile son bir görüşme İstanbul'da gerçekleşecek ve Vakayeme ülkesine gidecek. Vakayeme ile alakalı bugün yarın artık diyorum ki ben de ya lanet olsun bir sezon boyunca anlaşamadık gidip de sezon bittikten bir gün iki gün sonra anlaşırsak Vallahi yazıklar olsun diyeceğim çünkü yani oyuncunun kafa gitti, oyuncunun konsantre gitti, oyuncu ben para için... Ee, uzatma hani ben para için parayı sorun etmiyorum diyor. Yönetim atarsan atmazsan atma sen bilirsin diyor. Arada 500 bin euro var şimdi bakayım 3 milyon eurolar dediği söyleniliyor ki çok yakın bir bilgi. 300, 3 milyon euronun da üstünde bir rakam. Neden? Menajer parası da çok ekstra geliyor ve menajeri de parayı peşin istiyor. Bakın bu bilgi de ne gazetede okuyabilirsiniz ne başka bir yerde duyabilirsiniz. Bu bilgi de önemli bir bilgi birebir birinden konuştuğumuz bir bilgi. Hani vakayemen ücret 3 milyon euro diye düşünmemek lazım. Bunun kulübe yansıması var vergi anlamında. Kulübe artık biliyorsunuz hani tabiri caizse kılçıksız diyorlar ya yabancılar. Kılçıksız mesela yurt dışında %30 %40 o faiz e, vergilerini futbolcular veriyor. Ama bizim ülkemizde yönetimimiz kulübümüz veriyor arkadaşlar bu vergileri. Bunun altını çizmek istiyorum yani maliyeti o şekilde düşünmemek lazım. Bir diğer sıcak bilgi Antalya e Spor'dan iki tane oyuncu istiyoruz biz. Şimdi Fernando 750 bin euroluk satın alma opsiyonu olduğunu biliyoruz. Zaten konuşuyoruz bunları da. E, Fernando ile bir haftadır konuşuyoruz. Şimdi Fernando Trabzonspor takımımızın sezon başında da listesinde bulunan hatta bu oyuncuyu al arkana yaslan dediğim videolarım var. Geriye dönük izleyebilirsiniz. Ben Fernando'yu çok beğeniyorum. Nitekim Fernando Türk pazarına girmişti ama Fernando'yu Antalya Spor getirdi ve Fernando'nun gelmesiyle beraber Antalya Spor büyük bir ivme kazandı bakın. Büyük bir ivme kazandı. İkinci yarının en başa takımlanan olmasının en büyük nedeninden bir tanesi Fernando'dur. Çift yönlü oynayabilen, hücum gücü çok yüksek ve çok enerjik, çok dinamik, topu da iyi bilen aslanlar gibi taş gibi bir önlü bu arkadaşlar. Gerçekten bana sorarsanız ki ilk çıktığı zaman haber çıktığı zamanki değerlendirmelerim de Fernando ile alakalı. Biliyorsunuz abi gözü kapalı gider al, git al getir oynat diyordum. Biliyorsunuz Siopis. Hani e, önemli bir oyuncu Marek önemli bir oyuncu ama Fernando gelirse arkadaşlar Siopis düşünsün. Fernando gelirse Marek dahil düşünsün. Marek evet iki yönlü oynayabiliyor ama Marek bir yaş sıkıntısı var bakın. Marek bir sakatlık geçirdi. 3,5 ay sonra döndü. 3,5-4 ay sonra döndü. Şampiyonluk gitse gidecekti. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig. Bunlar da Marek pozisyonu nasıl olacak? Bir sakatlık daha geçirse ne olacak? Abi kimse riske edemez. Abdullah Avcı benim senin onun düşündüğünden bin kat daha fazlasını düşünüyor. Bindiği dalı kesmez. Burada bir ritim tutturmak istiyorlar. Bir şampiyonluk geldi. Bunun devamını getirmek istiyorlar arkadaşlar. Bakın devam edin bu videoyu mutlaka izleyin. Şimdi Santrafor'da Canini'ye çok ciddi teklifler var. 6 milyon eurolar geliyor. Kulüp 8 milyon euro istiyor. Cornelius'un da gitmesi muhtemel olabilir. Ama şimdi Antalya Spor'un Santrafor'u Wright biliyorsunuz Amerikalı oyuncu. Milli takıma da seçildi. Yaşı da 22-23. Çok iyi bir oyuncu. Atletik yapılı, hızlı, suratlı, golcü. Müthiş bir oyuncu. Şimdi biz Antalya'da yaşıyoruz arkadaşlar. Burada da bizim bağlantılarımız var. Ve Antalya Spor Takımı'nın oyuncusu Wright 1,5 milyon euroya bir opsiyonu var. Antalya Spor Takımı Wright için 1 milyon euro veriyor. Ve arada 500 bin milyonluk bir opsiyon kullanması için bir sıkıntı, bir durum var. Şimdi Antalya Spor takımı Wright'ı bırakmak istemiyorlar ama tam bunu öğreneceğim bunun detayını. Menajerinden konuşacağım bunun tam detayını size vereceğim. Ama Trabzonspor takımımızla görüşme halinde e, görüşülüyor ve Trabzonspor takımımızın anlaşma yakın olduğu bir tanesi olduğunu biliyorum. Hani şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu bilgiyi aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi çok konuştum, çok düşündüm. Hatta Hakan abiyle de konuştuk gün içerisinde ki sağ olsun o da sen bilesin dedi. Zaten bu haber basına sızdı dedi. Biz 4-5 gündür de konuşuyoruz dedi bu bilgiyi. Ben sadece bu bilgiyi doğrulattım arkadaşlar yani bunu söyleyebilirim. Wright gerçekten çok önemli bir oyuncu. Canini veya Cornelius'un ayrılmasından sonra Wright'ın Trabzonspor takımımızın gündeminde olduğunu ve Trabzonspor takımımızın ile de birebir konuştuğunu Trabzonspor takımımız için Sıcak bir gelişme. Bence çok önemli bir gelişme. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Genç yaşına rağmen çok geldi. ilk çok iyi işler yaptı. Milli takım seviyesinde ve Trabzonspor takımımızda da oynamak istiyor diye bir algı var bende. Neden? Çünkü ya çok fazla detay var arkadaşlar ya. Vallahi bunlar o, kadar detay var ki. Şimdi ben çünkü ya söylesem mi söylemesem mi o kadar çok detay var ki. Biraz daha sabredelim. Biraz daha hani kulüp tarafından da böyle biraz daha medyaya çıksın. Ondan sonra en ince detayı vereyim size. Çünkü ben birebir çok yakın bilgiler arkadaşlar. Ya şimdi bir şey söyleriz. Birlerin canı sıkılır. E, boş verelim o konuyu. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Trabzonspor takımızla Wright arasında bir görüşme gerçekleşti. Menajeri tarafından bir oyuncu bize gelmeye çok sıcak. Gelecek sene çok ciddi anlamda şimdi transfer gündemi çok hızlı akıyor ve gelecek sene de oyuncuların isimleri gelmeye devam edecek. Allah Trabzonspor takımımızın yardımcısı olsun. İnşallah nokta transferler yaparız. Önemli transferler yaparız. Ve Trabzonspor takımımız Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman en az 3-4 tane transfer cebine koyacak. Çünkü arkadaşlar sol bek, sağ stoper, sağ bek, ön libero, bir tane kanat, bir tane santrofor artı ekstradan tamamlayıcı oyuncular. Dediğim gibi yerli anlamında rotasyon ihtiyacımız var. Bizim yerli anlamında sıkıntımız, yerli kalitemiz düşük. Şimdi benim şurada kadroya bakıyorum ben. Onur var, Burak var, Selçuk var, Engin var, ben varım, Egemen abi var, Umut Bulut var. Yani ilk 11'e bakıyorum Serkan Balcı var. Yani 3 tane yabancı vardı bizde. Kolman oynuyor orada, Jaji oynuyor. Çal oynuyor şu an bakıyorum ben listeye. Hani böyle kaliteli bir kadroya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Videomun sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Sıcak bilgilerdi. Aktarmak istedim sizlere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.